Bu kadınlardan bir tanesi de bizim kanalımızın gülü. Harika bir kadın. Ay. Yani. Evet. Gerçekten çok çok seviliyorsun kanalın içinde, biliyorsun. Çok, çok teşekkür ederim. Ama sen ana habere gelmeden önce de, yani daha önce evet. CNN'deyken değil mi öteki? Uzun zamandır bu binadayım. O yüzden artık ulaştırmadan garson arkadaşlara, herkese çok böyle aile gibi bir ilişkimiz var. Çok alçak gönüllüsün. Yani binanın içinde de herkes onun için bilemedim. Çok seviyorsun. Çok teşekkür ederim. Ve çok komik. Ben bir skeç yaptınız. Ne kadar güldüğümü anlatamam. İki hafta oldu mu o skeci yapalım? Oldu. En son yayınlanan programdaydı. İnanılmaz. Haber yani. Merkezi şeyiz. Aynen. Benim haberleri komik şekilde okuduğum bir skeçti. Evet. Ama onu da çok güzel yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Ya hiç bak, şimdi burada kağıt soruları var. Onların içine okumadan, hı-hı, ben sana sorayım. Genelde merak edilen şey, yani haber spikerliğiyle ilgili merak edilen. Gülme falan gelmiyor mu? Yani içinden bir şeyler geçmiyor mu sunarken? Yani içimden bir şeyler geçiyor ama hani aklıma gerçekten komik şeylerin geldiği oluyor. Bir de ya Türk halkı da o malzemeyi zaman zaman veriyor. Elbette ki siyasi haberlerde ya da gündemin ilk sıralarındaki maddelerde ya, değil. Ama daha böyle yaşam haberlerinde işte Bakırköy meydanındaki o abi, evet, gibi abiler çıktı mı, hele işte son 5-4 bana dönüyorsa orada toparlamak ne çok zor oluyor. Ne olur mesela, yani tutamadın ve attın kahkahayı. Ya ne olur, toplayamaz mısın oradan? Yani bizim toplarım. İnsanımızın buna müsamahası yok mu? Yani gülemez mi haber spikeri? Ya bir kere benim şöyle bir lüksüm var. Ben orada tek başıma olduğum için yani sen şuradan direkt alacaksın o reaksiyonu bir hata yaptığın zaman. Evet. Ben öyle değilim. Ben orada bir tane kameraman, Fahrettin bana gülse kaç yazar, gülmese kaç yazar. O yüzden ben daha rahatım aslında. Evet, hani ekran başındakine rezil olduğumu ben çok düşünmüyorum. Çünkü Fahrettin fark seni etmiyorum. Bayağı gömdü yani. Hayır, arkadaşım diye söyledim. Hayır, sen burada kötü bir espri yaptığında belki şu an direkt karşılığını alırsın ve moralin bozulabilir doğru, diye söyledim. Yok. Ben de öyle bir şey yok. Evet. İyi mi, kötü mü? Hiçbir şey algılamıyorum. Umurumda değil gibi davranabiliyorum. Hayalim miydi bu haber spikerliği? Çok, sen biliyorsun zaten biliyor. Birazcık. Ben böyle 13-14 yaşındayken de ceketler giyip, annemin vatkalı ceketlerini giyip haber spikerlerini taklit eden bir çocuktum. Bir de benim nedense Kanal D'ye karşı öyle bir sempatim vardı. Hep böyle Kanal D'de haber sunmak gibi bir hayalim vardı. Biraz enerjiye de inanırım. Çok doğru göndermişim demek ki. İlk Birant beni çağırıp o Kanal zaman D'ye rahmetli biri... Mehmet Ali Birant Usta'ya da buradan bir alkış da ona gönderelim. Saygıyla anıyoruz. Gerçekten çok adam yetiştirdi yani. Çok. Şu anda bile o kadar fazla insana ekranda gördüğünüz eli değmiş, cesaret vermiş, yolunu açmış bir insan ki o yüzden ışıklar içinde uyusun. Eminim bir yerlerden izliyordur. Amin. Allah gani gani rahmet amin. Eylesin. Amin. Biz senin yani haber sunduğun karelerden bazı şeyleri topladık. Aslında bir iki tane skeç yaptık. Hepsi çok güzel oldu da hangisini göstersek diye... Şey yapıyorum, ilk defa da böyle bir yerde kaldım. Hepsi birbirinden güzel. Koray, öyle malzemeler var ki elimizde, hepsi birbirinden. Sunduğun haberleri kestik. Tamam. Değişik yerlerden birleştirdik. Kötü bir yere doğru gidiyor. Evet, kötü bir yere kötü bir yere gitti. Abuk sabuk bir şeyler sundum. Yani sana öyle söyleyeyim. Bir izleyelim bizim yorumumuzla. Bugün 16 Eylül Cumartesi, Kanal D Haber'den iyi akşamlar. Kastamonu'da ayrıldığı eşinin ailesine kızan damat rüzgarın da etkisiyle diğer evlere sıçradı. 6 dakikada 19 koyunu kucaklayıp götürdü. 3 yaşından beri jimnastikle uğraşan 92 yaşındaki kadın. Dün İstanbul Boğazı'nın Göksu Deresi ile birleştiği noktada gelininden ve oğlundan 6 çocuk istedi. İstanbul Kartal'da bardan çıkan 3 arkadaş iş makinesinin üzerine yıkıldı. Bir saat sonrasında ise ilçedeki bütün tabelalar halaylarla değiştirildi. Gelin Adana'ya gidelim şimdi de. 3 kardeş bir sürücüyle karısını aracının ön camına yerleştirdi. 2,5 saat süren o buluşma da biraz önce bitti. Tüm bu olan biteni de güvenlik kameraları baştan sona kaydetti. Sık sık et yemeyi öneren Profesör Doktor Canan Karatay yayaların arasına daldı. Rüzgarın da etkisiyle ters yönden kıvılcım çıkararak zamanı geçti diyerek resti çekti. Şimdi o anları getiriyoruz ekranlarınıza. Şahane olmuş. Hepimiz sağ olsun. Ya bir şey daha yaptık, onu da göstermek istiyorum. O da çok güzel oldu. Tamam. Bir şey daha yaptık. O da... Senin yani ellerin falan görünmüyor. Sen böyle falan elleri, kalem malem görünüyor. Biz o elleri biraz değiştirdik. Alta başka eller koyduk. Bak bakalım sunarken neler yapıyormuşsun. Atasporu Cirit İstanbul Kağıthane'de Er Meydanı'na indi. Yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cirit oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Binicilerin at üstündeki performansı izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.
Yine futbolla devam edelim. İstanbul'da bugün çok heyecanlı bir turnuva vardı ama maçlar yeşil sahada değil, çamur sahada oynandı. Balık sezonu çoktan açıldı ama havalar soğumayınca balık çıkmadı, fiyatlar da düşmedi. Tabii bu durum ne balıkçıyı ne de müşteriyi memnun etti. İstanbul Emniyeti'nde görevli polisler bir mehter takımı kurdular. İlk konserlerini de dün Taksim'de verdiler ve büyük beğeni topladılar. Bizden sana hediye olsun. Efendim bu alkışları bizim Beyaz Şov'un bütün ekibine alalım. Ellerine sağlık hepsini, sağ olsunlar. Harika işler yapıyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.